Şahı devren İranlıların o özlemlerini hayallerine yazmış. Böyle mi olacaktı yani? Bu mu yani şimdi? Başörtüsü. Herkes kafasını kapatacak. Saçını açmayacak. Onlar da ne yapıyor? İşte etki tepki kanunu yine burada işliyor. İnsanlar nereden yara almışlarsa, nereden yaralıysalar, oradan kimlik buluyorlar. Şu anda İran'da sokaklara dökülenler ve yurt dışında, sosyal medyada, orada burada İran kamuoyu bir sancak. Daha önce hiç görmediğimiz, ilk defa karşılaştığımız bir sancak icat ettiler. Sancakların renkleri vardı biliyorsunuz. Çeşit çeşit. Kırmızısı, mavisi, beyazı, püsküllüsü, şunu bunu. Ama bu hiç onlara benzemiyor. Çünkü sancak bezden değil. Kadınların saçının terinden yapılmış. Kadınların saçlarını, tellerini yan yana getirmişler. Kaldırmışlar sancağı, rüzgarı dalgalanıyor. Çok ilginç. Bu onların kimliğine dönüşmüş. 42 yıldır ört, ört, saçını gösterme, ört demenin sonucu bak bu kimlik olup patlıyor. Sancağa dönüştürüyor yani. Şimdi bundan vazgeçmeleri lazım. Bu büyük bir zulümdür yani. İnsanların başlarını örtmeye çalışmak zorla. Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu? O bile belli değil. Yani. Bir yerde geçiyor, baş diyor, omuz mu diyor. O bile belli değil. Böyle bir geleneği, böyle bir Orta Doğu örfünü İslam devriminin simgesi haline getirmek. İran'ın simgesi haline getirmek ve insanları dayatmak. Bundan dolayı bir sürü insanın ölümüne sebebiyet vermek. Hak yemek. Korkunç bir şey yani. Bunlar namaz kılsa ne olur, kılmasa ne olur. Ali'yi sevse ne olur. Hasan Hüseyin dese akşama kadar ne olur. Çünkü sen masum, saf, gencecik bir kızı saçını düzgün ört, gösterme saçını diye, başörtüsünü düzgün ört, saçını gösterme diye tutukladın, aldın götürdün ve karakolda öldürdün birader. Öldürdün, öldürdün. Gitti daha gelmeyecek yani. Gencecik kız ya, öldürdün ya.